Alo. Ha, merhaba. Merhaba, merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyidir, teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz de iyiyiz, sağ olun. Nasıl gidiyor? Beni aramıştınız, yazmıştınız bana. Ya, çok yoğunsun herhalde. Vallahi ben çalışıyorum, emekçiyim, ne yapayım yani, vallahi iş güç. Ha, buyur, ben sizi dinliyorum. Yani açıkçası, müsaitsen bir iki isim sormak istiyorum. Buyurun. Hocam. Tanıyor musun? Evet, doğru, tanıyorum. Yani şöyle hocam, yani biz daha önce ben uzun bir görüşme yaptım. Ben detaylarıyla niyetimizi, amacımızı size izah etmeye çalıştım. Yani bu manada haliyle hak verirsiniz ki devlet de bazı şeyleri bilmek ister. Evet. Bu konuyla ilgili sizin gibi özellikle zaten biz burada detaylı konuştuk. Yani elimizden geldiğince iyi niyet göstergemizi de kendisine göstermeye çalıştık. Aynı şekilde iyi niyetimizi size iletmesini de istedik. Bu minvalde de sağ olsun geldi, sizin bizimle görüşmenizi sağladı. Biz de sizden haliyle orayla ilgili yardım talep ediyoruz. Ya ben geçen gün de söyledim size hocam. Dedim ki benim burada bireysel dışında, yani kendimle alakalı dışında o konuda size yardımcı olabileceğim bir konu yok. Açık söyledim size. Yani ben 20 yıl aşkın bir zamandır bunu o gün de size söyledim. Hep maalesef tatlıydı ama hep acı şeylerini yaşadı. Ve bu saatten sonra devlet benimle irtibata geçiyor ki diyor ki gel bana sıradan bir tane itirafçı ol ya da sırada gel masum insanlara iftira at kendi paçanı kurtarmak adına. Bu benim ne kimliğime ne kişiliğime yakışan bir şey değil. Ben sonuçta bir Kürdüm, yurtsever bir Kürdüm, hakların kardeşinde yalan olan bir Kürdüm. Yani ben o gün de size söyledim, teşekkür ediyorum zamanınızı ayırdığınız için ama ben o konuda size yardımcı olabilecek pozisyonum yok yani. Ben açıkçası yapamam yani. Hocam yani. Şöyle, şimdi siz söylüyorsunuz ya kendi paçamı kurtarmak için. Evet. Niye öyle düşünüyorsunuz onu anlamadım. Yani mevzu bahis sadece siz değilsiniz ki. Yani ben güzel kardeşim, şunu sana söyleyeyim. Yani bakın aileniz, aileniz, çocuklarınız, ya ben aile olarak özgürlüğüm ne kadar şey olabilir ki yani. Deyim yerindeyse kocam bir orman yanarken bir tane ağacın tek başına durması ne kadar anlam verir, ne kadar anlamlı. Ben de öyle yani düşünüyorum. Hocam şöyle, benim zaten bununla ilgili sizden talebim de aynı şekilde. Yani önümüzdeki süreçle ilgili bizim için bir yazı kaleme almanızı da istiyoruz. Sen geçen bana dedin ki seninle alakalı, dosyanla alakalı benim iki dudağım arasında. Yani eğer adalet ve hukuktan bahsedilecekse doğru değil mi? Doğru, aynısını söylediniz değil mi? Aynısını söyledim. Evet, yani bir empati yapalım. Vicdani olarak bir empati yapalım. Yani eğer hukuk devletinde bahsediliyorsa benim geleceğim, çocuklarımın geleceği ya da halkımın geleceği bir bireyin dudakları iki dudağı arasındaysa bence orada hukuk ölmüştür yani. Bakın şöyle, biz sizin dosyanıza baktık. Yani biz yani detaylı inceledikten sonra sizin bize yardımcı olma noktasında katkınız olursa bizim de sizin dosyanızla ilgili yardımımız olur. Ben o gün de söyledim, bakın yardımcı olmak demek şudur. Ya insanları tutuklayacaksınız ya da öldüreceksiniz. Yani bu ne kadar vicdani bir şeydir. Yani eğer bir devlet kalkıp sadece ölüm üzerinde ya da işte birilerini yakalayıp cezaevine çatmak, bu neresi hukuktu? Ben bunu gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Hocam, ben o gün de söyledim hocam, sizlere. Ama devlet nasıl bir birey istiyor? Devlet diyor ki kendini satmış. Ya bakın ben kardeşime şunu söyleyeyim. Sanırım siz de Kürtsünüz. Bakın şunu söyleyeyim kardeşime. Ben eğer kendi halkıma, ırkıma faydam yoksa inan benim Türkiye Cumhuriyeti'ne de faydam olmayacaktır. Bunun yüz binlerce... Şu an orada faydanız var mı? Efendim? Şu an orada faydanız var mı? Benim şu an en azından bir düşmanlığım yok. Yani ne zararım var ne karım var. Ha desen ki barış için ne yapabiliriz? Ben derim ki başımla beraber ben varım. Ama ben kalkıp yani başımdaki işte örneğin az önce bahsettiğiniz duvar karşımız. O da benim gibi inan hiçbir şey yapmamış. Ay geçenlerde kardeşi her onlar şeyinde saldırısında vefat etti. Şehit oldu. Yani şimdi o sen ne yapmış? Ya da onun gibi ya da benim gibi binlercesi. Yani belki başka isimler de soracaksınız. Şimdi ne oldu? Sonuç ne? Ölümle bitmeyecek. Benim yardımcı olabileceğim nokta şudur. Barış noktasında canıma da mal olsa, hayatıma da ne pahasına olsa, mal olursa olsun ben varım. Ama onun dışında ben kalkıp
sadece bireysel olarak kendimi düşüneyim. Hadi tamam şunu kurtarayım ben yapamam. Kusura bakma. Hocam şey diyeceğim. Bu işçi derneği var, kapandı dedim. Evet. Onun yerine başka bir dernek kuruldu mu Baykur içinde? Yok vallahi yok. Bize gelen bilgilerde öyle bir dernek kurulduğunu, sizin de kültür alanında faaliyet yürüttüğünüz yönünde bilgi geldi. Vallahi size o hangi Türkmen kardeşlerinizse vermişse yanlış bilgi vermişlerdi. Bak Türkmen kardeşlerimiz değil hocam. Öyle bilgi var, ben teyit etme amaçlı soruyorum hocam. Bak ben o gün de söyledim. Devletin çeşitli birimleri buralarda vardır, kurumu vardır. Devlet her yerde hocam. Gelen bilgide bizzat senin kurulan yeni dernekte kültür sanat alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğün yönünde. Valla keşke olsa, vallahi kültüre hiç yok demem yani. Çünkü ben kültür hastası bir adamım. İşte bunu şöyle izah edeyim ben size. İki arkadaşmış gibi sohbet ediyoruz. Aynen zaten öyle sohbet ediyoruz. Bunlar kesinlikle senin aleyhinde kullanılacak şeyler olmayacak. Yani sizin oradaki kendi şahsi çalışmalarınızdan dolayı, çalışmalarınızın dışında sizin herhangi bir bağlantınız, bir yardımınız var mı, yok mu? Ben sana bütün çıplaklığıyla şunu söyleyeyim. Benim sesimi başka arkadaşlara dinletebilirsin, çalıştığım birimle paylaşabilirsin, teyit etmek adına söylüyorum. Yani onu demiyorum. Yani artık o şey size kalmıştır. Ben isterim ki bütün devlet yetkilileri de benim bu söylediklerimi dinlesin ya da işte alıp bir empati yapsınlar. Benim burada yaklaşık 2 yıldır hiçbir faaliyetim yok. Tek bir faaliyetim vardır, işimle alakalıdır. Ailem, çünkü burada 17-18 tane ailemde insanlar var. Onlar dışında hani medyada maalesef propaganda için insanların kafasına silah dayatıp televizyonla para alınıyor. Vallahi kardeşim, bugüne kadar benim şahsımda, benim buradaki ailemde hiç kimse gelip yani 25 sent bile ne alan olmuştur, ne herhangi bir faaliyetim var. Tabii altını kalın çizerek birey olarak söylüyorum. Ben bir Kürt'üm. Kürt'ümden taviz asasını vermeyeceğim. Ama yani haliyle hak verirsiniz ki deniz restoran, deniz lahmacun ciddi manada havalilerin gelip takıldığı, yemek yedikleri, toplantılar düzenledikleri yönünde ciddi manada emareler var. Vallahi size ama sen bize biraz açıklama yaparsan sevinirim. Bak ben şunu söyleyeyim size. Ben dün de söyledim. 2-3 gün önce insanımla konuşmuştum. Ben söyledim. Benim mekanım orada yaklaşık 9 yıla yakındır deniz var. Denizin ilk yılından ve şu güne kadar. Vallahi hiç bir tane örgüt kadrosu gelip orada toplantı yapmamış. Onun da ha desem bireyler gelip geçmişe geldiler mi? Vallahi doğrudur. Geldiler, yemekten yediler, gittiler. Kimsini de tanıyor. Halen geliyor mu? Hayır, hayır, hayır. Yani şu an Süleymaniye'de ciddi manada faaliyetler var. Boşaltma falan da yok yani. Ya şimdi hocam bak, ben bir örgüt çalışanı değilim. Ben kalkıp örgütün her alanını denetleyecek, bilecek pozisyonda biri değilim yani. Yani biz bu bilgileri günde 100 yerde teyit ediyoruz. Yani güncel olarak durumunuzu netleştirmek adına soruyorum. Ya ben durumum net ortada hocam. Ben şimdi orası bir lokanta. Bugün konsoloslukta çalışan insanlar da geliyor. Normal sırada Türkiye'de gelen işçiler de geliyor. Günlük Süleymaniyeli olanlar aile zaten çoğunlukla %85-95'ine yakını Süleymaniyeli ve Arap geliyor. Vallahi diyelim Türkiye'nin yani Kuzey Kürdistan'da gelenlerin sayısı %0.1'dir. Hatta o da haftanın... Bizim orada zaten çalışan arkadaşlarımız var. Evet. Şunu da söyleyeyim, ya siz bildiklerinizi bizden gizliyorsunuz. Hadi siz kendinizden vazgeçebilirsiniz ama çocuklarınıza bunu yapmayın. Ben ya söylediğim manada yardımcı olursanız ben size diyeceğim ki şu gün şu saatte konsolosluğa git. Siz gideceksiniz, 2 dakikada çocuklarınızın pasaportunu alacaksınız. İstediğiniz zaman çocuklarınızı buraya göndereceksiniz. Okulu da siz seçin. Benim çocuğum şu okulda okusun. O okula yazdıralım, o okulda okusun. Dedesini görsün, nenesini görsün. İstediği zaman da gelip sizi görsün. Sizin işlemlerinizi de hallettikten sonra siz de istediğiniz zaman gelir anne babanızı, çocuklarınızı görür gidersiniz. Ya olsun, vallahi istemiyorum kardeşim, güzel kardeşim. İnanın hiçbir şeyle istemiyorum. Sadece benim özgürlüğüm her şeyde daha önemlidir. Ben sadece özgürlüğümü istiyorum. Ben sadece doğduğum topraklarda. Özgürlüğün tamamıyla şu an senin elinde.
zor günde benim yanımda, hocam, ben şöyle, siyasi insanlara ben iftira atamam. Siz şu an çocuklarınıza da haksızlık etmiş oluyorsunuz. Valla çocuklara devlet haksızlık yapıyor, ben değil. Bakın şu an biz bunu düzeltebiliriz ama bu düzeltilmediği sürece size hangi gözle bakılıyorsa çocuklarınıza da aynı gözle bakılacak. Bakın şunu da ekliyorum. Kardeşleriniz de artık gelemeyecek. Ne demek yani? Şimdi ben o zaman sen beni tehdit ediyorsun o zaman. Kim olduğunuzu, geçmiş dönemde ne yaptığınızı, hali hazırda neyle ilgilendiğinizi biz çok iyi biliyoruz. Tamam. Doğru mu? Evet doğru. Ama siz bunları bildiğiniz halde bize doğruları söylememede ısrar ederseniz bu sadece size değil ailenize de sirayet edecek. Birey olarak Zeki'nin özgürlüğü çok bir şey ifade etmiyor.